Merhaba sevgili hanımlar, Çakır Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlere bebeklerimiz için kolaylıkla örebileceğimiz ve severek kullanabileceğiniz pamuk battaniye yapımını anlatacağım. Bu battaniyelerime pamuk battaniye dememin sebebi arkadaşlar, kullandığım ipten dolayı her iki yüzünün de gördüğünüz gibi iç kısmı da dış kısmı da yumuşacık bir dokuya sahip olması. Ve bunun için ben bu battaniyelerime pamuk battaniye ismini verdim. Daha önce sizlere ayıcık motifli battaniye yapılışını anlatmıştım. Bugün ise kenarı kurdeleli battaniyenin yapılışını anlatacağım. Battaniyemi tek parça halinde öreceğim. Her dört kenarı haraşo örgüden oluşacak. Orta kısımda bulunan modelim küp şeker veya kesme şeker modeli dediğimiz modeli uygulayarak battaniyemi tamamlayacağım. Battaniyem için toplam 5 yumak ip kullanacağım. Himalaya'nın kadife ipini kullanarak örmeye başlayacağım. Ben şimdiye kadar ördüğüm bu battaniyelerimin hepsini Himalaya kadife ip kullanarak ördüm arkadaşlar ve hiçbir sorun yaşamadım. Sizlere de tavsiyem Himalaya'nın kadife ipini kullanarak battaniyelerinizi örebilirsiniz. 4,5 numara şiş kullanacağım. Battaniyemi örmek için etiket üzerinde 6,5 numara şişe uygundur işareti var. Ama ben battaniyemin dokusunun daha düzgün olmasını istediğim için 4,5 numara şiş kullanarak örüyorum. Sizler elinize göre 4, 4,5 veya 5 numara şiş kullanarak örmeye başlayabilirsiniz. Ben anlatımını yaparken mavi renk ip kullanarak örmeye başlayacağım. Renk numarasını da vereyim sizlere. 80306. Gördüğünüz gibi battaniyemi tek parça halinde örerek tamamlayacağım arkadaşlar. Son olarak da kenar süslemesini yaparak tamamlamış olacağım. Hazırsanız örmeye hep birlikte başlayalım. Başlamak için arkadaşlar 4,5 numaralı şişime toplam 108 ilmek atarak başlayacağım. Ben misimalı şiş kullanarak örmeye başlayacağım. Sizler nasıl rahat edebilirseniz düz veya misimalı şişinize, istediğiniz şişinize 108 ilmek atarak battaniyenizi örmeye başlayabilirsiniz. Başlamak için yaklaşık 2 metre 2,5 metre uzunluğunda ipimi alıyorum. Ve orta kısımdan ipimi, şişimi geçirerek ipimi elimi doluyorum ve alttaki ipimi tutarak ilmeklerimi bu şekilde atmaya başlıyorum. Toplam 108 ilmek atacağım. İlmeklerimizi atarken çok sıkmadan atmaya gayret gösterin arkadaşlar. Alt kısmının büzmemesi için esnek şekilde ilmeklerinizi çok sıkmadan atarak devam edebilirsiniz. Toplam 108 ilmeğimi şişime atıyorum ve haraşo örgü örmeye başlayacağım. 108 ilmeğimi tamamlayıp geliyorum. 4,5 numaralı şişime toplam 108 ilmeğimi attım ve kalan ipimi buradan düğümleyerek sabitleyeceğim. Ve geri dönüş yapıyorum. 108 ilmeğimin tamamını haraşo örgü olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu yine kenar kısımlarının diş diş olması için sıra sonundaki ilmeğimi örerek alacağım. Sıra başında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi haraşo örgü olarak öreceğim. İlk sırada ilmeklerimizi atarken çok sıkmadan esnek bir şekilde attım arkadaşlar. Bu alt kısmının büzmemesi için, daha düzgün durması için ilmeklerimi esnek bir şekilde atarak tamamladım ve haraşo örgü örmeye başlayacağım. İlk sıramı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırayı tamamlayayım. Tekrar ikinci sırada birlikte haraşo örgümüzü örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar haraşo örgümü tamamladım. Kalan 2-3 ilmeğimi de yine haraşo örgü olarak örüyorum. Son ilmeğimi örerek alıyorum ve dönüşte
İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Battaniyemin kenar kısımlarının diş diş olması için son ilmeklerimi örerek alıyorum. Yine ikinci sırada bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak örmeye devam edeceğim. Toplam 8 diş haroşa örgü öreceğim ve battaniyemin modelini kurmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu haroşaların her dört kenarında bulunan haroşalarımızın düzgün olması için, bu aralarının açıklık olmadan haroşalarımızı örmek için bir ilmeklerinizi alırken benim gibi almaya dikkat edin arkadaşlar. Farklı farklı alışlarda, ilmek alışlarında bu arasında açıklık oluşacaktır. İlmeklerinizi benim gibi almaya dikkat ederseniz kenar kısımlarında bulunan haroşalarınızda hiçbir sıkıntı yaşamadan tamamlamış olursunuz. Yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Toplam 8 sıramı tamamlayayım ve battaniyemizin modelini hep birlikte kurmaya başlayalım. 108 ilmeğimi toplam 8 sıra haroşa örgü olarak ördüm ve battaniyemin modelini kurmaya başlayacağım. Her iki kenarda 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim ve ortada bulunan ilmeklerimi 4 düz, 4 ters, 4 düz olarak sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve battaniyemin modelini kurmuş olacağım. Battaniyenizi başladığınızda hangi sırası daha düzgünse ön yüzüne modelinizi kurabilirsiniz. Ben tersinden modelimi kuracağım. Dediğim gibi sizlerin hangi tarafı daha düzgünse ön yüzüne modelini kurarak devam edebilirsiniz. 2, 4, 6, 8 diş haroşa örgümü tamamladım ve modelimi kurmaya başlıyorum. Sıra başında bulunan 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak alacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Başında ve sonunda bulunan 8 ilmeğimiz haroşa örgü olarak battaniye bitimine kadar devam edecek. İlk 4 ilmeğimi düz olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi düz olarak aldım. 4 ilmeğimi ters olarak alıyorum. 2, 3, 4. 4 ters aldım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi düz olarak aldım. 1, 2, 3, 4. 4 ters. 1, 2, 3, 4. 4 düz. 1, 2, 3, 4. 4 ters. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim düz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim düz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim düz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim düz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğim düz. 2, 3, 4. 4 ilmeğim ters. 4 ilmeğimi düz olarak alıyorum. 3, 4. 4 ilmeğim ters. 2, 3, 4. 4 ilmeğim düz. 2, 3, 4. 4 ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi düz olarak alıyorum. 2, 3, 4. 4 ilmeğim ters. 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi
Haroş örgü olarak öreceğim 4 kalan 4 ilmeğimde yine düz olarak ilk sırada modelimizi kurmuş olduk. Kalan 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son ilmeklerinizi alırken çok sıkmadan almaya gayret ederseniz arkadaşlar, bu kenar kısımlarında toplama olmadan battaniyenizi tamamlamış olursunuz. Çok toplama olduğu zaman da hafif elinizle kenar kısımlarını esnetebilirsiniz. Ön yüzden modelimizi kurduk. Arka kısımda yine sıra başında bulunan 8 ilmeğimi haroş örgü olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ön yüzde modelimizi kurarken 8 ilmeğimizin her iki kenarında 4 düz ilmeğimiz vardı. Arka kısımda düz ilmeklerimizi ters olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4. Düz ilmeklerimizi de düz olarak alıyorum. Yani ön kısımda düz olarak örgümüzü, arka kısımda ters olarak alıyorum. Ters ilmeklerimizi de düz olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi düz olarak alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak alıyorum. Önden ve arkadan aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Sadece ön yüzde düz ilmeklerimizi arkada ters, ters ilmeklerimizi düz olarak alacağız. Ön yüzde tekrar bu sırayı tamamlayalım. 4 ilmeğimi ters olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ters olarak alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört düz ördüm. Dört ilmeğimi ters olarak aldım. Dört ilmeğimi düz olarak ördüm. Dört ilmeğimi ters olarak aldım. Dört ilmeğimi düz olarak aldım. Bir, iki, üç, 4. 4 ters, 4 düz, 4 ters, 1, 2, 3, 4 düz örüyorum. Son kez 4 ilmeğimi de ters örerek 2, 4, 6, 8 modelimi tamamlıyorum. Kalan 8 ilmeğimi yine haroşa örgü olarak örüyorum. Dediğim gibi son ilmeklerinizi çok sıkmadan alırsanız kenar kısımları daha düzgün olmuş olur. İlk sırada modelimizi kurduk. Her iki kenarda 8 ilmeğimiz vardı. 4 düz 4 ters olarak modelimizi kurduktan sonra ön yüzde düz ilmeklerimizi arkadan ters, ön yüzde ters ilmeklerimizi arkadan düz olarak tamamladım. Yine aynı şekilde ön yüzden düz ilmeklerimi düz olarak alacağım. Ters ilmeklerimi ters olarak alacağım. Düz ilmeklerimi düz olarak alacağım. Arka kısımda yine ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak alacağım. Modelimizin ikinci sırasına geçmek için ilk sırada kurduğumuz ters örgülerimizi saydığımızda toplam 8 sıra olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. 8 sıra olduktan sonra modelimizin sayılarını değiştirerek örmeye devam edeceğim. Ters örgülerimiz 8 sıra olana kadar ilk sıramızı tamamlayalım.
İlk sırada modelimizi kurduk ve ilk sıradaki modelimi tamamlamış oldum. Her iki kenarda 8 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 4 düz, 4 ters olarak sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar modelimi kurdum ve ters örgülerim 8 sıra olana kadar ilk sıradaki modelimi tamamlamış oldum. Saymasını 2, 4, 6, 8 sırayı saydıktan sonra 2, 4, 6, 8 sırada ters örgülerim olmuş oldu. Bu kenar kısımda bulunan haroşalarımı da saydığımda 2, 4 sıra olmuş oldu. Sıranızı bu şekilde sayarak takip edebilirsiniz. İkinci sıradaki modelimi kurmak için yine aynı şekilde modelimi örmeye devam edeceğim. Sadece ilmek alışlarımın yerini değiştirerek, yani 4 düz ilmeğimi ters olarak öreceğim. 4 ters ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yine sıra başındaki ilk 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. 4 düz ilmeğimi ters olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ters olarak aldım. Yanında bulunan 4 tane ters ilmeğimi düz olarak alıyorum. 4 düz ilmeğimi ters olarak aldım. 4 düz ilmeğimi, 4 ters ilmeğimi düz olarak aldım. Ve böylelikle ikinci sırada modelimizin sırasını değiştirmiş oldum. Düz ilmeklerimi ters olarak alıyorum. Ters ilmeklerimi düz olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4. Sıra sonuna kadar 8 ilmeğimiz kalana kadar ters ilmeklerimizi düz, düz ilmeklerimizi ters olarak almaya devam edelim. Arka kısımda yine ön kısımda aldığımız düz ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ters olarak aldığımız ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam edelim. Yine 8 sıra olana kadar bu ters örgülerimizi saydığımızda 8 sıra olana kadar tekrar ilmek alışlarımızın değiştirerek, yani ters ilmeklerimizi düz olarak alacağım. Düz ilmeklerimi ters olarak alacağım. İkinci sırayı tamamladıktan sonra üçüncü sırada da yine aynı ilmeklerimizi değiştirerek düzleri ters, tersleri düz olarak almaya devam edelim. Battaniye bitimine kadar toplam ilk karemizi oluşturmuştuk, ilk sıramızı. Boydan toplam 26 kare olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim ve battaniyemizin son 8 sıra haroşa örgüsünde ördükten sonra tamamlamış olalım. 26 sıra bu şekilde karelerimiz oluşana kadar battaniyemizi tamamlayalım. Battaniye bitimine kadar boydan 27 sıra küp şeker modelini uyguladım. Bu uç kısımdan saymaya başladığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 sıra küp şeker modelini uyguladım. Ve yine aynı başlangıç sırasındaki gibi 8 sıra haroşa örgü örmeye başlayacağım ve battaniyenin kesimini yaparak tamamlamış olacağım. Önden ve arkadan bütün ilmeklerimi yine ilk sırada yaptığımız gibi haroşa örgü olarak alıyorum. Bütün ilmeklerimi, düz ilmeklerimi ve ters ilmeklerimi önden ve arkadan aynı şekilde haroşa örgü olarak 8 sıra öreceğim ve kesme işlemini yapmaya başlayacağım. 8 sıra haroşa örgümüz olana kadar battaniyemizi örmeye devam edelim. 8 sıra haroşa örgümü tamamladım ve yine ön yüzden battaniyemi kesmeye başlıyorum. Kesme işlemini 2 ilmeğimi bir alıyorum. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime takarak tekrar 2 ilmeğimi bir alıyorum. Kesme işlemini yaparken arkadaşlar yine çok sıkmadan başladığımız gibi ilmeklerinizi esnek bir şekilde alırsanız kesme işlemini
düzgün bir şekilde yapmış olursunuz. Yani büzdürmeden, çok sıkmadan kesme işlemini sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ön yüzden sıra sonuna kadar kesme işlemini tamamladım ve buradaki kalan ipimi de nasıl gizlediğimi göstermek istiyorum sizlere. Daha önce ayıcıklı battaniye yapımında aralarda ip birleştirme şeklini göstermiştim sizlere. Bu uç kısımdan tüylerini alarak her iki ucundan birleştirerek düğüm yaparak aralarda birleştirmesini gösterdim. Kalan ipimi de bu şekilde arka kısımdan gizleyerek battaniyemi tamamlamış olacağım. İpimiz biraz kalın olduğu için orta kısımlarda birleştirme yerlerinin uçlarını daha ince bir şekilde düğüm yapılmasını gösterdim. Ayıcıklı battaniye yapımından tekrar ip birleştirmesine bakabilirsiniz. Bu arkadan ipimi birkaç kez düğümleyerek sabitliyorum ve kalan ipimi de keserek temizlemiş oluyorum. Battaniyemizi tamamladım ve süslemesi için her dört kenarına kurdele geçirerek süsleme işlemini yapacağım. Her üç kenarına ben kurdelemi geçirdim. Tekrar bu kalan kısmımıza da kurdele geçirmesini birlikte yapalım. Ortada bulunan modellerimizin her kenarından, dört kenarından bu şekilde dört ilmeğimin altından ve üstünden kurdelemi çatal iğne ile geçirerek sıra sonuna kadar geçirmesini yapacağım. Sizler bu işlemi yaparken düz bir zemin üzerinde yaparsanız kurdeleyi daha düzgün bir şekilde geçirmiş olursunuz. Önden ve arkadan aynı hizada olmasına dikkat edin düzgün bir şekilde. Bu aralardan her küp şeker modelimizin altından ve üstünden sıra sonuna kadar kurdelemi geçiriyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde kurdelemi geçirmiştim. Kurdelenizi geçirdikten sonra dediğim gibi arkadaşlar önden ve arkadan aynı hizada düzgün olmasına dikkat ederek kenarlarını süslemesini birlikte yapalım. Ben daha sonra o kısmın süslemesini yapacağım. Her dört kenarına kurdelemizi geçirdikten sonra uçlarını katlayarak düğmemi dikeceğim ve süslemesini yapacağım. Ben düğmemi ve ipimi ayarlayayım. Tekrar geliyorum. Her dört kenarına kurdelemi geçirdikten sonra bu uç kısımlara fiyonk yaparak düğmelerimi dikeceğim arkadaşlar. Sizler isterseniz sadece kurdelerinizde fiyonk yaparak dikebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi daha sağlam olması için ve de görünüşünün daha güzel olması için figürlü düğmeler kullanabilirsiniz. Ayıcıklı düğmeler veya buraya kız bebeklerimiz için fiyonklu kurdeleler kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben battaniyemize uygun mavi kalpli düğme kullanarak hem kurdelemi sabitlemiş olacağım hem de daha düzgün bir görünüm elde etmiş olacağım. Bebeklerimiz için bu güzel battaniyemizin kurdelesini de geçirerek tamamlamış olalım. Buradaki kalan kurdelamızı bir kenarını bu şekilde ikiye katlayarak sabitliyorum. Ve yine aynı ton ipimle battaniyemi ördüm. Aynı ton ipimle ince bir dikiş yaparak bir tarafını sabitlemiş oldum. Yine buradaki aynı hizada kurdelamı düzelterek buradan tekrar aynı şekilde ikiye katlıyorum ve bir fiyonk oluşturuyorum.
Gördüğünüz gibi aynı şekilde iki tane fiyonk oluşturdum ve buradan da yine bir kez dikiş yaparak her iki kurdelemi sabitlemiş olacağım. Daha sonra orta kısmına düğmemi yerleştiriyorum ve yine düğmemi dikerek bir köşesini tamamlamış olacağım. Bu şekilde yaptığımızda fiyonklarımız bozulmadan ve açılmadan rahatlıkla kullanabiliriz. Bir kez daha geçerek son kez arka kısımda tekrar bu aradan her iki kurdelemi sabitleyeceğim. Kalan ipimi kesiyorum. Düğmemi diktikten sonra her iki uç kısmının fazlalığını kurdelamı ikiye katlayarak üçgen bir şekil oluşturmak için bu şekilde ortadan kesiyorum. Yine aynı tarafı, diğer tarafı da yine aynı şekilde aynı hizada ikiye katlıyorum ve yine buradan üçgen oluşması için bu tarafımı da kesiyorum. Kalan bu uçlarımızda daha sonra bir çakmak yardımıyla yakarsanız kullandıkça kurdelanın ucu atmamış olur. Ve diğer düğmelerimde yine aynı şekilde dikimini yapacağım. Dediğim gibi dikimini yaparken arkadaşlar düz bir zemin üzerine battaniyenizi sererek kurdelenizin battaniye ile birlikte eşit bir şekilde esneklikte olmasını sağlayarak her dört kenarına düğmelerinizi dikebilirsiniz. Ben diğer düğmelerimi de yine aynı şekilde dikişini yapıp geliyorum. Battaniyemin her dört kenarına kurdelemi geçirdim ve düğmelerini dikerek süslemesini yapmış oldum ve battaniyemizi bitirmiş oldum arkadaşlar. Kurdelemi ön yüzden geçirdim ve süslemesini ön yüzden yaptım. Ön yüzü de arka yüzü de aynı şekilde olarak battaniyemizi tek parça halinde tamamlamış oldum. Battaniyemin boyutu boyundan 93 santim oldu, eninden ise 85 santim oldu. Kullandığınız ipinize göre, şişinize göre boyutu değişebilir arkadaşlar. Sizlere verdiğim ölçüler benim boyu 95, eni 85-86 santim civarında oldu. Sizler daha büyük örmek isterseniz ben 108 ilmek başlamıştım. 5 yumak ip kullanarak tamamladım battaniyemi. Sizler 6 yumak kullanarak bu aralardaki küp şeker modelini birer ikişer tane daha fazla yaparak ve boyundan da yine 1-2 sıra daha fazla uzatarak battaniyenizi tamamlayabilirsiniz. Benim sizlere verdiğim ölçü bebek battaniyesi olarak yeterli ölçüde oldu. Kullanımda çok rahat bir şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi bir battaniyeyi sizlerle birlikte örmüş oldum arkadaşlar. Örecek arkadaşlarıma kolay gelsin şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki çalışmamda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.